Şimdi Can Özçelik'e geçeyim. O da şu. Şimdi bir yandan da yani programın başında da ittifaklarla başladık. İttifaklar deyince Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin bir ittifak kurup kuramayacağı üzerine yoğunlaştı. Ama meselenin İYİ Parti tarafında hakikaten bu haftayı da düşünecek olursak yani son haftalarda hayli çetrefilli bir tartışma süreci var. Can Özçelik, bir de bir gazeteci olarak hem bir özetleme, bilgilendirme yaparak yorumunuzu da paylaşın. En son Sayın Ümit Dikbayır'ın iddiaları gündeme geldi. Ve bu iddiaların ardından Sayın Akşener de bir yanıt verdi ama çok sınırlı ve köşeli bir yanıt verdi. Ve İYİ Parti ile ilgili çok ciddi bir tartışma da başlamış değil ama derinleşmiş oldu. Bir kere Dikbayır'ın iddialarını bir gazeteci olarak özetleyip ardından da yorumunuzu paylaşırsanız o konuyu da konuşalım. Çünkü önümüzdeki seçimdeki ittifaklar, partiler, partilerin ne kadar ayakta kalacağı meselesi seçimin kaderini belirleyecek. Evet, şimdi Dikbayır'ın iddialarına yanıt, şimdi özel kalem müdürüyle ilgili bir iddiası var ve o iddiaya kendisi dava açacağını söylüyor ama mesele şu, şimdi İYİ Parti'de sadece Ümit Dikbayır seçim öncesinde ayrılan diğer milletvekili, ikinci bir parti, Zafer Partisi biliyorsun, İYİ Parti'den ayrıldı. Ümit Özdağ. Şimdi İYİ Parti'de bir kopuş var ve ikinci bir, yani İYİ Parti ile beraber MHP'den ayrılan üçüncü bir parti gelecek anladığımız kadarıyla. Ben onu anlıyorum. Ben Ümit Dikbayır'ın istifası. Bazılardan tam Nasuhi Bey'e katılıyorum, o aynı çerçevede değiller ama diğer milletlerle beraber üçüncü bir parti gelecek, öyle bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Ama şimdi burada genel seçimler eksikliğine bakarsak İYİ Parti'nin durumu, Meral Akşener'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, yani Ekrem İmamoğlu aday olursa İstanbul'da, İmamoğlu'nun karşısına bir aday çıkarsa bile Ekrem İmamoğlu'nun oylarında İYİ Parti'den gelecek oylarda çok keskin bir İYİ Parti'ye gidip olacağını düşünmüyorum ben. En başta söylemiştim. Aylardan beri bu iddiamı da sürdürüyorum. Çünkü o bir gerçekten bir ittifak belediye başkanı oldu. Sadece İYİ Parti değil, AKP iktidarına karşı olan tüm partilerin bir şemsiye altına topladığı bir model oldu İmamoğlu. Yani burada Kürt oyları da dahil. Yani HDP burada İstanbul'da aday çıkarsa bile yok şeklinde HDP'ye gireceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü İmamoğlu'nun tarzı, siyaseti, yaptığı hamleler, yaptığı açıklamalar keskin ve yuvarlak. Yani hiç kimseyi bir kenara atmıyor. Nasıl seçildiğini biliyor. 2019 yılında nasıl belediye başkanı olduğunu biliyor. Kimlerden aldığını biliyor. Ve bütün çalışmasını da bu yönde yapıyor. Zaten Meral Akşener ittifakı dağıtırken İmamoğlu'na ve İstanbul'a bir parantez açtı. Yani burada ve Ankara'da farklı davranacağı kesin. İzmir'de aday çıkarttı ama İstanbul açısından aday çıkartacağını düşünmüyorum. Aday çıkarsa İYİ Parti'nin burada İYİ Parti'yle Millet İttifakı'ndan yana, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana olacağını düşünüyorum. Burada İYİ Parti içindeki iş siyaset tartışması, ona bir şey diyemem. Yani orada şimdi daha önceden Kora TV'de de bir haber yapmıştık. Bir sağ parti, muhalefet partisi diye bir haber yaptık. Orada da İYİ Parti'nin ayrılan milletvekili iktidar alıp bu ben değilim dedi. Orada çok tartışmalar başka bir konuda, yani İYİ Parti'de, ama anladığım kadarıyla İYİ Parti'den bir üçüncü parti çıkacak. Zafer Partisi'nden sonra yeni bir parti daha oradan Ümit Dikbayır'la beraber yeni bir parti kurulacak gibi gözüküyor. Yeni bir partiye işaret dedi Can Özçelik. Peki.